Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at TurkishClass101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Lütfen elimizdeki kağıtlara bakalım. Soldaki tablo, şirketimizin son 3 yıldaki satışlarını ve bu yıl için öngörülen satışını göstermekte. Sağdaki tablo ise bu yılın Ekim ayına kadar olan satışın aylık tablosu. Şimdi lütfen soldaki tabloya bakalım. Bu tabloda satışlarımızın son 3 yılda istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ve satışlarımızı bu şekilde arttırmaya devam edebildiğimiz takdirde bu yılki toplam satışımız geçen yıla oranla artış gösterecek. Şimdi bir de sağdaki tabloya bakalım. Bu tablo, Nisan ve Ağustos ayında yürüttüğümüz kampanyaların oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Fakat kampanyalardan sonraki Mayıs ve Eylül aylarında satışlarımız düştü. Haklısınız. Ancak sonradan bu tür bir canlanma olması da kaçınılmaz. Eğer satışlarımızı arttırmaya devam edebilirsek, yıllık satışımızda geçen yıl oranla bir artış olmasını beklemekteyim. Bir adam toplantıda şirketinin satış performansı hakkında rapor veriyor. Adam sunumu için hangi iki tabloyu kullanıyor? Lütfen elimizdeki kağıtlara bakalım. Soldaki tablo, şirketimizin son 3 yıldaki satışlarını ve bu yıl için öngörülen satışını göstermekte. Sağdaki tablo ise bu yılın Ekim ayına kadar olan satışın aylık tablosu. Şimdi lütfen soldaki tabloya bakalım. Bu tabloda satışlarımızın son 3 yılda istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ve satışlarımızı bu şekilde arttırmaya devam edebildiğimiz takdirde bu yılki toplam satışımız geçen yıla oranla artış gösterecek. Şimdi bir de sağdaki tabloya bakalım. Bu tablo, Nisan ve Ağustos ayında yürüttüğümüz kampanyaların oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Fakat kampanyalardan sonraki Mayıs ve Eylül aylarında satışlarımız düştü. Haklısınız. Ancak sonradan bu tür bir canlanma olması da kaçınılmaz. Eğer satışlarımızı arttırmaya devam edebilirsek, yıllık satışımızda geçen yıl oranla bir artış olmasını beklemekteyim. Öncelikle size kulübümüzün broşürde de anlatılan çeşitli üyelik seçenekleri hakkında biraz bilgi vereyim. Normal üyelerimiz spor salonunu ve havuzu haftada istedikleri gün ve saatte kullanabilirler. Bunun dışında tesisimizin yalnızca sabah erken saatlerde kullanabildiği bir sabah üyeliği ve kulübümüze yalnızca akşam gelmek isteyen insanlar için akşam üyeliği de sunuyoruz. Sabah üyeliği hangi saatlerde geçerli? Sabah üyelerimiz tesisimizi sabah 6 ile 10 arası, akşam üyelerimiz ise akşam 6 ile 11 arası kullanabilir. Anladım. İsteyenler sabah işe gitmeden önce buraya gelip spor yapabilirler yani. Aynen öyle. Sabah üyeliği 9-17 arası çalışan insanlar arasında oldukça popüler. Ayrıca yalnızca spor salonu veya yalnızca havuzdan yararlanabileceğiniz üyeliklerimiz de mevcut. Ben hem spor salonunu hem de havuzu kullanmak istiyorum. Sabahları erkenden işe gitmeden önce spor salonunu, hafta sonları da havuzu kullanmayı düşünüyorum. Hafta içi sabahları, hafta sonu tüm günü kapsayan bir üyeliğiniz var mı? Üzgünüz, o türden bir üyeliğimiz yok. Anladım. Hafta sonları sabah erken kalkabileceğimi sanmıyorum. O yüzden bu üyelik seçeneğini alayım. Bir adam bir spor kulübüne üye oluyor ve sözleşme hakkında bilgi alıyor. Adam hangi üyeliği seçecek? Öncelikle size kulübümüzün broşürde de anlatılan çeşitli üyelik seçenekleri hakkında biraz bilgi vereyim. Normal üyelerimiz spor salonunu ve havuzu haftada istedikleri gün ve saatte kullanabilirler. Bunun dışında tesisimizin yalnızca sabah erken saatlerde kullanabildiği bir sabah üyeliği ve kulübümüze yalnızca akşam gelmek isteyen insanlar için akşam üyeliği de sunuyoruz. Sabah üyeliği hangi saatlerde geçerli? Sabah üyelerimiz tesisimizi sabah 6 ile 10 arası, akşam üyelerimiz ise akşam 6 ile 11 arası kullanabilir. Anladım. İsteyenler sabah işe gitmeden önce buraya gelip spor yapabilirler yani. Aynen öyle. Sabah üyeliği 9-17 arası çalışan insanlar arasında oldukça popüler. Ayrıca yalnızca spor salonu veya yalnızca havuzdan yararlanabileceğiniz üyeliklerimiz de mevcut. Ben hem spor salonunu hem de havuzu kullanmak istiyorum. Sabahları erkenden işe gitmeden önce spor salonunu, hafta sonları da havuzu kullanmayı düşünüyorum. Hafta içi sabahları, hafta sonu tüm günü kapsayan bir üyeliğiniz var mı?
Üzgünüz, o türden bir üyeliğimiz yok. Anladım. Hafta sonları sabah erken kalkabileceğimi sanmıyorum. O yüzden bu üyelik seçeneğini alayım. Yeni ürünümüzü 15 Ekim'de piyasaya sürmeye karar verdik ve broşürümüzün tasarımı için sizinle anlaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size projenizde yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız. Bize programınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Her şeyi ne zamana kadar bitirmemiz gerekiyor? Basım için gereken süreyi düşünürsek, Eylül'ün sonuna kadar broşürlerin basıma hazır halde olmasını istiyoruz. Tasarımın ilk taslağını Ağustos'un ortasına kadar bize gönderebilmeniz mümkün mü? Şöyle ki, ilk taslak için size 3 tasarım seçeneği vereceğiz ve sizden konseptinize en uygun olan tasarımı seçmenizi isteyeceğiz. Ondan sonra seçtiğiniz tasarım üzerinde çalışıp son taslağı hazırlayacağız. Bu yüzden bu son aşama için bize 2 haftalık bir süre tanıyabilirseniz çok memnun oluruz. Anlaşıldı. Hazırladığınız tasarımlar arasından seçim yapıp son tasarıma karar vermemiz için bir ay herhalde yeterli olacaktır. Tamamdır. Size güveniyoruz. Emin ellerdesiniz. Tasarım ekibimiz alanının en iyisidir. Çok teşekkür ederiz. Bir kadın, dış kaynaklı bir basım şirketinde çalışan bir adamla yeni bir ürünün broşürü hakkında konuşuyor. Broşürün ilk tasarım taslağının son teslim tarihi ne zaman? Yeni ürünümüzü 15 Ekim'de piyasaya sürmeye karar verdik ve broşürümüzün tasarımı için sizinle anlaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size projenizde yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız. Bize programınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Her şeyi ne zamana kadar bitirmemiz gerekiyor? Basım için gereken süreyi düşünürsek, Eylül'ün sonuna kadar broşürlerin basıma hazır halde olmasını istiyoruz. Tasarımın ilk taslağını Ağustos'un ortasına kadar bize gönderebilmeniz mümkün mü? Şöyle ki, ilk taslak için size 3 tasarım seçeneği vereceğiz ve sizden konseptinize en uygun olan tasarımı seçmenizi isteyeceğiz. Ondan sonra seçtiğiniz tasarım üzerinde çalışıp son taslağı hazırlayacağız. Bu yüzden bu son aşama için bize 2 haftalık bir süre tanıyabilirseniz çok memnun oluruz. Anlaşıldı. Hazırladığınız tasarımlar arasından seçim yapıp son tasarıma karar vermemiz için bir ay herhalde yeterli olacaktır. Tamamdır. Size güveniyoruz. Emin ellerdesiniz. Tasarım ekibimiz alanının en iyisidir. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Blackfriars Tiyatrosu. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu akşam 17.30 Kral Lear için 2 bilet almak istiyordum. Boş yer var mıydı? Birkaç boş koltuk mevcut. Ancak maalesef yan yana 2 boş koltuk yok. Sizin için uygunsa 2 ayrı koltuk verebiliriz. Tamam, bir mahsuru yok. Özel bir yer isteğiniz var mı? Mümkünse koridor tarafından koltuk istiyorum. Orta bölümün sol tarafında bir koridor tarafı koltuk mevcut. Ve onun 3 koltuk sağında başka bir boş koltuk var. Köşede mi? Tamam o zaman, o koltuğu almak istiyorum. Tabii, diğer koltuk nereden olsun? Ortalarda boş yer var mı? Orta taraftaki tek boş koltuklar 1. sıra ile 3. sıra arasında. Aktörlerin üzerime tükürmesine pek hevesli değilim. Bu salonumuz diğerlerine göre küçük. En köşede otursanız bile oyunu keyifle izleyebileceğinizi düşünüyorum. Öyle mi? O zaman bahsettiğiniz o sol köşedeki koltuğu alayım. Bir kadın telefonda bir oyun için bilet rezervasyonu yapıyor. Kadın hangi iki koltuğu aldı? İyi günler. Blackfriars Tiyatrosu. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu akşam 17.30 Kral Lear için 2 bilet almak istiyordum. Boş yer var mıydı? Birkaç boş koltuk mevcut. Ancak maalesef yan yana 2 boş koltuk yok. Sizin için uygunsa 2 ayrı koltuk verebiliriz. Tamam, bir mahsuru yok. Özel bir yer isteğiniz var mı? Mümkünse koridor tarafından koltuk istiyorum. Orta bölümün sol tarafında bir koridor tarafı koltuk mevcut. Ve onun 3 koltuk sağında başka bir boş koltuk var. Köşede mi? Tamam o zaman. O koltuğu almak istiyorum. Tabii. Diğer koltuk nereden olsun? Ortalarda boş yer var mı? Orta taraftaki tek boş koltuklar 1. sıra ile 3. sıra arasında. Aktörlerin üzerime tükürmesine pek hevesli değilim. Bu salonumuz diğerlerine göre küçük. En köşede otursanız bile oyunu keyifle izleyebileceğinizi düşünüyorum. Öyle mi? O zaman bahsettiğiniz o sol köşedeki koltuğu alayım. Tamam. Yarınki sunum için neredeyse hazırız. Birkaç ufak tefek şey kaldı. Toplantı tam 9'da başlıyor. Toplantı odasını tekrar kontrol edebildin mi? Evet, çoktan kontrol ettim. Süper. Projektör sorunsuz çalışıyor mu? Projektörü yarın sabah dizüstü bilgisayarımla kontrol edeceğim.
Hayır, o projektör çalışıyor mu çalışmıyor mu bugün kontrol etmeliyiz. Yarın bir sorun çıkarsa düzeltmek için zamanımız yok. O yüzden projektörü bugün kontrol et lütfen. Çok önemli, oldu mu? Tamam, bugün bakarım. Çıktıların fotokopisini alabildin mi? Bayan Tanaka şimdi onunla uğraşıyor. Bakalım başka... yazı tahtasını kontrol ettin mi? Evet, ettim. Bazen kalemlerde yeterli mürekkep olmuyor. Onları kontrol etme şansın oldu mu? Daha etmedim ama söz, yapacağım. Lütfen, o işi bugün hallet. Bir adam ve kadın, ertesi gün iş yerinde yapacakları sunumun hazırlıkları hakkında konuşuyorlar. Kadın, konuşma bittikten sonra neyi kontrol edecek? Tamam, yarınki sunum için neredeyse hazırız. Birkaç ufak tefek şey kaldı. Toplantı tam 9'da başlıyor. Toplantı odasını tekrar kontrol edebildin mi? Evet, çoktan kontrol ettim. Süper. Projektör sorunsuz çalışıyor mu? Projektörü yarın sabah dizüstü bilgisayarımla kontrol edeceğim. Hayır, o projektör çalışıyor mu çalışmıyor mu bugün kontrol etmeliyiz. Yarın bir sorun çıkarsa düzeltmek için zamanımız yok. O yüzden projektörü bugün kontrol et lütfen. Çok önemli, oldu mu? Tamam, bugün bakarım. Çıktıların fotokopisini alabildin mi? Bayan Tanaka şimdi onunla uğraşıyor. Bakalım başka... yazı tahtasını kontrol ettin mi? Evet, ettim. Bazen kalemlerde yeterli mürekkep olmuyor. Onları kontrol etme şansın oldu mu? Daha etmedim ama söz, yapacağım. Lütfen, o işi bugün hallet. Gelecek ayki gezimiz için bir otel ayarlamamız lazım. Tamam, internetten bakalım. Okyanus Otel denize yakın. Geceliği kişi başı 120 dolar diyor ve açık büfe kahvaltı var. Çam oteli nasıl? Geceliği 80 dolar. Otel için çok para harcamak istemiyorum. Ama çam oteli denize ve şehir merkezine uzak ve Wi-Fi ücretliymiş. Gün doğumu otel nasıl? Normalde geceliği 140 dolar ama şimdi promosyonları varmış. Geceliği 90 dolara kalabiliriz. Denizle şehir merkezi arasında. Üstelik ücretsiz Wi-Fi de var. Kulağa iyi geliyor. Bir dakika. Bu promosyon yalnızca gelecek hafta için geçerlidir yazıyor. Onu görmedim. Peki, Royal Hotel nasıl? Şehrin tam içinde ve geceliği 100 dolar. O da pek güzel görünmüyor ama ücretsiz Wi-Fi var. Tamam, buraya rezervasyon yapalım. Rezervasyonlar dolu. Tüh! O zaman ilk baktığımız otel en iyisi. Dolu mu? Hayır, değil. Yaşasın! Bir adam ve kadın bir otel seçiyorlar. Hangi oteli seçecekler? Gelecek ayki gezimiz için bir otel ayarlamamız lazım. Tamam, internetten bakalım. Okyanus Otel denize yakın. Geceliği kişi başı 120 dolar diyor ve açık büfe kahvaltı var. Çam oteli nasıl? Geceliği 80 dolar. Otel için çok para harcamak istemiyorum. Ama çam oteli denize ve şehir merkezine uzak ve Wi-Fi ücretliymiş. Gün doğumu otel nasıl? Normalde geceliği 140 dolar. Ama şimdi promosyonları varmış. Geceliği 90 dolara kalabiliriz. Denizle şehir merkezi arasında. Üstelik ücretsiz Wi-Fi de var. Kulağa iyi geliyor. Bir dakika. Bu promosyon yalnızca gelecek hafta için geçerlidir yazıyor. Onu görmedim. Peki, Royal Hotel nasıl? Şehrin tam içinde ve geceliği 100 dolar. O da pek güzel görünmüyor ama ücretsiz Wi-Fi var. Tamam, buraya rezervasyon yapalım. Rezervasyonlar dolu. Tüh! O zaman ilk baktığımız otel en iyisi. Dolu mu? Hayır, değil. Yaşasın! Yarınki toplantı için masaları düzenleyelim. Tamam. Bütün masaları odanın ortasına mı koysak? Böylece herkes masaların etrafına birbiriyle karşılıklı oturur. Hayır. Önce bir grup toplantısı olacak. O yüzden masaları 4'e ayıralım. Her grupta 4 kişi olacak. Tamam. Ben de masaların üzerine kağıt ve kalem koyayım. Teşekkürler. Toplantıdan önce de projektör kullanarak kısa bir açıklayıcı sunumumuz olacak. O yüzden projektörü buraya getirmeliyiz. Anlaşıldı. Ayrıca beyaz tahta da kullanacağız, değil mi? Beyaz tahtayı ekranın yanına koysam olur mu? Tahtayı ekranın karşı tarafına koymaya ne dersin? Odanın arkasına koyalım. Anladım. Toplantıdan sonra hepsini geri getirmeyi unutma. Masaları ikişer şekilde 4 sıra haline getir. Bir adam ve kadın
toplantı odasının düzeni hakkında konuşuyorlar. Masaları nasıl düzenleyecekler? Yarınki toplantı için masaları düzenleyelim. Tamam. Bütün masaları odanın ortasına mı koysak? Böylece herkes masaların etrafına birbiriyle karşılıklı oturur. Hayır. Önce bir grup toplantısı olacak. O yüzden masaları dörde ayıralım. Her grupta 4 kişi olacak. Tamam. Ben de masaların üzerine kağıt ve kalem koyayım. Teşekkürler. Toplantıdan önce de projektör kullanarak kısa bir açıklayıcı sunumumuz olacak. O yüzden projektörü buraya getirmeliyiz. Anlaşıldı. Ayrıca beyaz tahta da kullanacağız, değil mi? Beyaz tahtayı ekranın yanına koysam olur mu? Tahtayı ekranın karşı tarafına koymaya ne dersin? Odanın arkasına koyalım. Anladım. Toplantıdan sonra hepsini geri getirmeyi unutma. Masaları ikişer şekilde 4 sıra haline getir. Ayda bir ofis malzemelerinin stokunu kontrol edip ihtiyacımız olanları sipariş etmen gerekiyor. Malzemeleri bu listeyle beraber bu sefer birlikte kontrol edelim. Teşekkürler. O zaman kağıttan başlayalım. Yalnızca bir kutu kalmış gibi görünüyor. Çok kağıt kullanıyoruz. O yüzden 2 kutu daha söyleyelim. Tamamdır. Yazıcının renkli mürekkebi kalmamış. Onu da sipariş edelim mi? Ah hayır, gerek yok. Çünkü renkli çıktı almıyoruz. Öyle mi? Tamam. Beyaz tahta için bazı keçe kalemlerin mürekkebi az kalmış. Evet, onları yenilememiz gerek. Set halinde 5 kalem sipariş edersek indirim yapıyorlar. Öyle yapalım. Anlaşıldı. Aynı zamanda fare de sipariş edebilir miyiz? Benim farem biraz yavaş çalışıyor. Muhtemelen pili bitiyordur. Pil stokuna bakalım. Az kalmışsa onu da sipariş edelim. Peki. Burada 3 tane pil var. Onların ikisini faren için alabilirsin. Ama onun yerine koymak için 6'lı pil al. Bir adam ve kadın ofis malzemeleri hakkında konuşuyorlar. Adam ne sipariş edecek? Ayda bir ofis malzemelerinin stokunu kontrol edip ihtiyacımız olanları sipariş etmen gerekiyor. Malzemeleri bu listeyle beraber bu sefer birlikte kontrol edelim. Teşekkürler. O zaman kağıttan başlayalım. Yalnızca bir kutu kalmış gibi görünüyor. Çok kağıt kullanıyoruz. O yüzden 2 kutu daha söyleyelim. Tamamdır. Yazıcının renkli mürekkebi kalmamış. Onu da sipariş edelim mi? Ah hayır, gerek yok. Çünkü renkli çıktı almıyoruz. Öyle mi? Tamam. Beyaz tahta için bazı keçe kalemlerin mürekkebi az kalmış. Evet, onları yenilememiz gerek. Set halinde 5 kalem sipariş edersek indirim yapıyorlar. Öyle yapalım. Anlaşıldı. Aynı zamanda fare de sipariş edebilir miyiz? Benim farem biraz yavaş çalışıyor. Muhtemelen pili bitiyordur. Pil stokuna bakalım. Az kalmışsa onu da sipariş edelim. Peki. Burada 3 tane pil var. Onların ikisini faren için alabilirsin. Ama onun yerine koymak için 6'lı pil al. Affedersiniz. Havaalanına gitmek istiyorum da nasıl gidilebileceğini öğrenebilir miyim? Tabii. Birkaç yolu var. 1 numaralı otobüse binerseniz havaalanına gitmek 1,5 saat sürüyor. Ama ücreti en ucuz. 2 numaralı otobüse binerseniz 50 dakika sürüyor. Çünkü aradaki duraklarda durmadan direkt havaalanına gidiyor. Fakat o saatte 1 kalkıyor. O biraz daha pahalı. Anladım. Peki ya taksi? Evet. Hemen şurada bir taksi durağı var. Ve havaalanı yaklaşık 1 saat sürüyor. Ama otobüsten çok daha fazla tutar. Çünkü çevre yolunu kullanıyorlar. Ve bagaj için ekstra ücret alıyorlar. Onu bilmiyordum. Pahalıymış. Bu arada burada kaldığınız süre boyunca shopping plazadan bir şey aldınız mı? Alışveriş yapmış olan müşteriler için plazadan havaalanına ücretsiz servisleri var. Bilmiyordum. Henüz alışveriş yapmadım ama zaten hediyelik bir şeyler alacaktım. O zaman onu kullanabilirsiniz. Bir kadın turizm danışmadaki bir adama havaalanına nasıl gideceğini soruyor. Kadın buradan sonra nereye gidecek? Affedersiniz, havaalanına gitmek istiyorum da nasıl gidilebileceğini öğrenebilir miyim? Tabii, birkaç yolu var. 1 numaralı otobüse binerseniz havaalanına gitmek 1,5 saat sürüyor. Ama ücreti en ucuz. 2 numaralı otobüse binerseniz 50 dakika sürüyor. Çünkü aradaki duraklarda durmadan direkt havaalanına gidiyor.
Fakat o saatte bir kalkıyor. O biraz daha pahalı. Anladım. Peki ya taksi? Evet. Hemen şurada bir taksi durağı var. Ve havaalanı yaklaşık bir saat sürüyor. Ama otobüsten çok daha fazla tutar. Çünkü çevre yolunu kullanıyorlar. Ve bagaj için ekstra ücret alıyorlar. Aa, onu bilmiyordum. Pahalıymış. Bu arada burada kaldığınız süre boyunca shopping plazadan bir şey aldınız mı? Alışveriş yapmış olan müşteriler için plazadan havaalanına ücretsiz servisleri var. Aa, bilmiyordum. Henüz alışveriş yapmadım ama zaten hediyelik bir şeyler alacaktım. O zaman onu kullanabilirsiniz. Gelecek ayki indirime yetişecek şekilde daha fazla kazak yapmanı ve teslim etmeni istiyorum. Tamam. Neye ihtiyacınız var? 1000 adet small kırmızı kazak ve 400 adet medium kırmızı kazağa ihtiyacımız var. Ayrıca ayın sonuna kadar da 600 adet small yeşil kazak ve 200 adet medium yeşil kazağa ihtiyacımız var. Kırmızı ve yeşil kazak. Aslında yeşil ipliğimiz bitmek üzere ve onu başka yerden tedarik etmemiz lazım. Önce kırmızı kazakları yapacağız. Hayır, hayır, hayır. Kırmızı ve yeşil kazakları birlikte göndermemiz gerekiyor. O yüzden elinizden geldiğince çok yeşil kazak yapın. Peki. Sanırsam şimdilik 200 kadar yeşil kazak yapabiliriz. Öncelikle hangi bedene ihtiyacınız var? Öncelikle small bedene. Kusura bakmayın son dakikada. Ama gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Pekala. Elimizden geleni yapacağız. O dediğimiz yeşil kazakları ve tüm kırmızıları göndereceğiz. Bir kadın ve satıcı telefonda konuşuyorlar. Kadın ilk olarak neyi alacak? Gelecek ayki indirime yetişecek şekilde daha fazla kazak yapmanı ve teslim etmeni istiyorum. Tamam. Neye ihtiyacınız var? 1000 adet small kırmızı kazak ve 400 adet medium kırmızı kazağa ihtiyacımız var. Ayrıca ayın sonuna kadar da 600 adet small yeşil kazak ve 200 adet medium yeşil kazağa ihtiyacımız var. Kırmızı ve yeşil kazak. Aslında yeşil ipliğimiz bitmek üzere ve onu başka yerden tedarik etmemiz lazım. Önce kırmızı kazakları yapacağız. Hayır, hayır, hayır. Kırmızı ve yeşil kazakları birlikte göndermemiz gerekiyor. O yüzden elinizden geldiğince çok yeşil kazak yapın. Peki. Sanırsam şimdilik 200 kadar yeşil kazak yapabiliriz. Öncelikle hangi bedene ihtiyacınız var? Öncelikle small bedene. Kusura bakmayın son dakikada. Ama gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Pekala. Elimizden geleni yapacağız. O dediğimiz yeşil kazakları ve tüm kırmızıları göndereceğiz. Affedersiniz. Kitaplar nasıl ödünç alınıyor, öğrenebilir miyim? Bu kütüphaneyi ilk kullanışınız mı? Evet. Peki o zaman size kuralları açıklayayım. Bu kütüphanede 6 kitaba ve 5 CD veya DVD'ye kadar ödünç alabilirsiniz. Ancak toplamda en fazla 10 parça ödünç alabilirsiniz. Ödünç verme süremiz 2 hafta. Eğer bu süreyi uzatmak isterseniz lütfen bunu bu 2 haftalık süre içinde halledin. Gazete ve dergileri de ödünç alabilir miyim? Gazeteleri alamazsınız ama son sayısı dışında dergileri ödünç alabilirsiniz. Peki, posta yoluyla iade mümkün mü acaba? Posta yoluyla iade kabul etmiyoruz. İade için lütfen kütüphaneye gelin. Çalışma saatleri dışında girişin yanındaki iade kutusunu kullanabilirsiniz. Ama eğer kitapların iadesi geciktiyse lütfen iade kutusunu kullanmayın. Anladım. Çok teşekkürler. Bir kadın, kütüphanedeki materyallerin dolaşım sistemi hakkında soru soruyor. Kadın, tek seferde kaç materyal ödünç alabilir? Affedersiniz. Kitaplar nasıl ödünç alınıyor, öğrenebilir miyim? Bu kütüphaneyi ilk kullanışınız mı? Evet. Peki o zaman size kuralları açıklayayım. Bu kütüphanede 6 kitaba ve 5 CD veya DVD'ye kadar ödünç alabilirsiniz. Ancak toplamda en fazla 10 parça ödünç alabilirsiniz. Ödünç verme süremiz 2 hafta. Eğer bu süreyi uzatmak isterseniz lütfen bunu bu 2 haftalık süre içinde halledin. Gazete ve dergileri de ödünç alabilir miyim? Gazeteleri alamazsınız ama son sayısı dışında dergileri ödünç alabilirsiniz. Peki, posta yoluyla iade mümkün mü acaba? Posta yoluyla iade kabul etmiyoruz. İade için lütfen kütüphaneye gelin. Çalışma saatleri dışında girişin yanındaki iade kutusunu kullanabilirsiniz. Ama eğer kitapların iadesi geciktiyse lütfen iade kutusunu kullanmayın. Anladım. Çok teşekkürler. Bu seferki ne türden bir yolculuk? Temel amaç aletli su altı dalışı.
Kendi ekipmanlarımı getireceğim için seyahat ederken çalınmalarından korkuyorum. Anladım. Hırsızlık sigortası tüm planlarımızın içinde var. Ancak sualtı dalış ekipmanları özel türden bir bagaj olduğu için yalnızca A planımız bunu kapsıyor. Veya diğer sigorta planlarına sualtı dalış ekipmanı için özel bir kontrat ekleyebilirsiniz. A planı en pahalı olanı değil mi? B planı ile C planı arasındaki fark nedir? Mesela eğer yurt dışında bir hastanede yatmak durumunda kalırsanız, B planı ailenizin sizi ziyaret etmesi için uçak biletlerini karşılıyor. C planında bu yok. Anladım. Sualtı dalış ekipmanı için özel kontratı B veya C planına eklersem bunlar A planından daha mı pahalıya geliyor? B planı biraz daha pahalı oluyor ama C planı biraz daha ucuza geliyor. Peki. Bu arada C planından daha ucuz bir plan var mı acaba? Evet. Bir de D planımız var. Ama uçağınızın gecikmesi veya iptal olması durumunda otel kalış ücretinizi karşılamıyor. Bu yüzden müşterilerimize pek tavsiye etmiyoruz. Anladım. Bence de o teminata ihtiyacım var. Ama ailem için uçak biletinin karşılanmasına gerek yok bence. O yüzden bu planı özel kontratla birlikte alayım. Bir adam seyahat sigortası planı seçiyor. Adam hangi sigortayı alacak? Bu seferki ne türden bir yolculuk? Temel amaç aletli sualtı dalışı. Kendi ekipmanlarımı getireceğim için seyahat ederken çalınmalarından korkuyorum. Anladım. Hırsızlık sigortası tüm planlarımızın içinde var. Ancak sualtı dalış ekipmanları özel türden bir bagaj olduğu için yalnızca A planımız bunu kapsıyor. Veya diğer sigorta planlarına sualtı dalış ekipmanı için özel bir kontrat ekleyebilirsiniz. A planı en pahalı olanı değil mi? B planı ile C planı arasındaki fark nedir? Mesela eğer yurt dışında bir hastanede yatmak durumunda kalırsanız, B planı ailenizin sizi ziyaret etmesi için uçak biletlerini karşılıyor. C planında bu yok. Anladım. Sualtı dalış ekipmanı için özel kontratı B veya C planına eklersem bunlar A planından daha mı pahalıya geliyor? B planı biraz daha pahalı oluyor ama C planı biraz daha ucuza geliyor. Peki. Bu arada C planından daha ucuz bir plan var mı acaba? Evet, bir de D planımız var. Ama uçağınızın gecikmesi veya iptal olması durumunda otel kalış ücretinizi karşılamıyor. Bu yüzden müşterilerimize pek tavsiye etmiyoruz. Anladım. Bence de o teminata ihtiyacım var. Ama ailem için uçak biletinin karşılanmasına gerek yok bence. O yüzden bu planı özel kontratla birlikte alayım. Geçen hafta 200 çalışanımız için spor alışkanlıkları hakkında bir anket düzenledik. Onlara haftada kaç saat egzersiz yaptıklarını sorduk. Sonuçlar burada. A ve B şubeleri için sonuçları ayrı ayrı mı hesapladınız? Evet. 4 seçeneğimiz vardı. 1 saatten az, ortalama 1 ile 2 saat arası, ortalama 3 ile 5 saat arası ve 6 saat veya daha fazla. Yani 2 şubede en çok ortalama 1 ile 2 saat arası diye cevapladı. Haftada bir kez egzersiz yapıyorlar yani. Evet. Bu seçeneği A şubesinde ortalama 3 ile 5 saat arası, B şubesinde ise 1 saatten az seçeneği takip ediyor. B şubesinde çalışanların %10'undan azı 6 saatten fazla egzersiz yapıyor yani. Evet. Ben de bu yüzden herkesin serbestçe katılabileceği bir spor aktivitesi düzenlesem diyorum. İyi fikir. Çalışanların birbirleriyle iletişim içinde olması için de iyi bir fırsat. Bu işi sana bırakıyorum. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Bir kadın müdürüne anketin sonuçlarını rapor ediyor. Hangi grafik B şubesi çalışanlarını temsil ediyor? Geçen hafta 200 çalışanımız için spor alışkanlıkları hakkında bir anket düzenledik. Onlara haftada kaç saat egzersiz yaptıklarını sorduk. Sonuçlar burada. A ve B şubeleri için sonuçları ayrı ayrı mı hesapladınız? Evet. 4 seçeneğimiz vardı. 1 saatten az, ortalama 1 ile 2 saat arası, ortalama 3 ile 5 saat arası ve 6 saat veya daha fazla. Yani 2 şubede en çok ortalama 1 ile 2 saat arası diye cevapladı. Haftada bir kez egzersiz yapıyorlar yani. Evet. Bu seçeneği A şubesinde ortalama 3 ile 5 saat arası, B şubesinde ise 1 saatten az seçeneği takip ediyor. B şubesinde çalışanların %10'undan azı 6 saatten fazla egzersiz yapıyor yani. Evet.
Ben de bu yüzden herkesin serbestçe katılabileceği bir spor aktivitesi düzenlesem diyorum. İyi fikir. Çalışanların birbirleriyle iletişim içinde olması için de iyi bir fırsat. Bu işi sana bırakıyorum. Tamam, elimden geleni yapacağım. Duyduğuma göre bu derste bir gönüllü aktiviteye katılıp onun hakkında rapor yazacakmışız. İlgilendiğimiz herhangi bir aktiviteyi seçebiliriz, değil mi? Sen ne yapacaksın? Henüz karar vermedim. Sosyal yardımla ilgileniyorum. Bir de başka insanlarla etkileşim içerisinde olmak istiyorum. Sen seçtin mi bir şey? Henüz değil. Ben çevre sorunlarıyla ilgileniyorum. Bu yüzden doğa koruma grupları gibi etkinliklere bakıyorum. Çöp toplama gibi mi? Yani o da olur da ben kişisel aktiviteden çok grup aktivitelerini tercih ediyorum. Belki liderlik deneyimi alabileceğim bir şey. Çocuklarla birlikte ağaç diken bir grupta çalışan birini tanıyorum. İlgilenir misin? Aa evet, süper. Çocuklarla etkileşim içinde olmak için de iyi bir fırsat. Benimle birlikte yapmak ister misin? Olabilir. Ama mümkünse sosyal yardımla ilgili bir şeyler denemek istiyorum. Yaşlı ve engelli insanlara yardım etmek istiyorum. Aa, annem yaşlı komşulara kişisel bakımları konusunda yardım ediyor. Sen de yardım etmek ister misin? Elbette, çok isterim. Bir erkek ve bir kız öğrenci gönüllü aktiviteler hakkında konuşuyor. Hangi aktivitelere katılacaklar? Duyduğuma göre bu derste bir gönüllü aktiviteye katılıp onun hakkında rapor yazacakmışız. İlgilendiğimiz herhangi bir aktiviteyi seçebiliriz, değil mi? Sen ne yapacaksın? Henüz karar vermedim. Sosyal yardımla ilgileniyorum. Bir de başka insanlarla etkileşim içerisinde olmak istiyorum. Sen seçtin mi bir şey? Henüz değil. Ben çevre sorunlarıyla ilgileniyorum. Bu yüzden doğa koruma grupları gibi etkinliklere bakıyorum. Çöp toplama gibi mi? Yani o da olur da ben kişisel aktiviteden çok grup aktivitelerini tercih ediyorum. Belki liderlik deneyimi alabileceğim bir şey. Çocuklarla birlikte ağaç diken bir grupta çalışan birini tanıyorum. İlgilenir misin? Aa evet, süper. Çocuklarla etkileşim içinde olmak için de iyi bir fırsat. Benimle birlikte yapmak ister misin? Olabilir. Ama mümkünse sosyal yardımla ilgili bir şeyler denemek istiyorum. Yaşlı ve engelli insanlara yardım etmek istiyorum. Aa, annem yaşlı komşulara kişisel bakımları konusunda yardım ediyor. Sen de yardım etmek ister misin? Elbette, çok isterim. Yeni peynirli ekmeklerimiz pek iyi satmıyor, değil mi? Hayır, belki de rafın en üstünde olduklarından. Evet, belki de yaşlılar için fazla yüksek bir yerde. Muhtemelen ekmekleri göremiyorlardır bile. Peki o zaman onları orta rafa koysak? İyi fikir. Markete girdikleri zaman ilk olarak onu görürler. Ayrıca bu rafa kırmızı bir örtü de koyalım ki bunun yeni ekmeğimiz olduğunu anlasınlar. Tamam. O zaman kruvasanları başka bir yere almamız gerekecek. Alta mı yoksa üste mi koyalım? Bence en üst rafa en popüler ürünü koymalıyız. Kolayca görülemese bile kolayca satar. Fransız ekmeği o zaman. Peki fark edilmeleri için onları bir sepete koysak nasıl olur? İyi fikir. Öyle yapalım. O zaman kruvasanlar en altta olacak. Bir yerleştirebilir misin? Bir bakalım. Nasıl? İyi görünüyor. Bunun önümüzdeki hafta satışlara bir etkisi olacak mı bakalım? Bir süpermarket yöneticisi çalışanıyla konuşuyor. Ekmekleri nasıl düzenleyecekler? Yeni peynirli ekmeklerimiz pek iyi satmıyor, değil mi? Hayır. Belki de rafın en üstünde olduklarından. Evet, belki de yaşlılar için fazla yüksek bir yerde. Muhtemelen ekmekleri göremiyorlardır bile. Peki o zaman onları orta rafa koysak? İyi fikir. Markete girdikleri zaman ilk olarak onu görürler. Ayrıca bu rafa kırmızı bir örtü de koyalım ki bunun yeni ekmeğimiz olduğunu anlasınlar. Tamam. O zaman kruvasanları başka bir yere almamız gerekecek. Alta mı yoksa üste mi koyalım? Bence en üst rafa en popüler ürünü koymalıyız. Kolayca görülemese bile kolayca satar. Fransız ekmeği o zaman. Peki fark edilmeleri için onları bir sepete koysak nasıl olur? İyi fikir, öyle yapalım. O zaman kruvasanlar en altta olacak. Bir yerleştirebilir misin? Bir bakalım. Nasıl? İyi görünüyor. Bunun önümüzdeki hafta satışlara bir etkisi olacak mı bakalım? Yine bir banka hesabı açmayı düşünüyorum. Çünkü yine bir part-time işe başlayacağım. Sence hangi banka iyi? Ne aradığına göre değişir. Mesela A Bankası'nın da B Bankası'nın da birçok şubesi ve ATM'si var. Yani para işlemlerini yapmak daha rahat.
Ama A Bankası ATM'yi her kullanışımda benden para alıyor. B Bankası hafta içi gündüzleri ATM kullanımında benden para almıyor. Anladım. ATM demişken, C Bankası'nda ATM kullanımı ücretsiz. Fakat çok fazla ATM'leri yok. Peki, ama ATM sayısının fazla olmaması pek hoşuma gitmedi. Bu arada D Bankası yüksek faiz oranı için en iyisi. Öyle mi? Ama bu hesabı yalnızca part-time işten kazanacağım para için kullanmayı düşünüyorum ve çok fazla para koymayacağım. O zaman en çok ATM'si olanı ve en az ücretlendireni seçmelisin. Tamam, tavsiyen için teşekkürler. Bir adam ve kadın bankalar hakkında konuşuyorlar. Kadın hangi bankayı seçecek? Yine bir banka hesabı açmayı düşünüyorum. Çünkü yine bir part-time işe başlayacağım. Sence hangi banka iyi? Ne aradığına göre değişir. Mesela A Bankası'nın da B Bankası'nın da birçok şubesi ve ATM'si var. Yani para işlemlerini yapmak daha rahat. Ama A Bankası ATM'yi her kullanışımda benden para alıyor. B Bankası hafta içi gündüzleri ATM kullanımında benden para almıyor. Anladım. ATM demişken, C Bankası'nda ATM kullanımı ücretsiz. Fakat çok fazla ATM'leri yok. Peki, ama ATM sayısının fazla olmaması pek hoşuma gitmedi. Bu arada D Bankası yüksek faiz oranı için en iyisi. Öyle mi? Ama bu hesabı yalnızca part-time işten kazanacağım para için kullanmayı düşünüyorum ve çok fazla para koymayacağım. O zaman en çok ATM'si olanı ve en az ücretlendireni seçmelisin. Tamam, tavsiyen için teşekkürler. Yarın hangi güzergahı seçelim? Ben müzeye, kaleye ve gözlem evine gitmek isterim. Ben yolda hediyelik de almak istiyorum. Müze 6'dan 8'e kadar açık, kale 9'dan 4'e kadar. Gözlem evi de sabah 9'dan akşam 9'a kadar açıkmış. Kalenin günde 2 kez özel rehberli turu var. 12'de ve 2'de. Bunlardan birine katılmak istiyorum. Sanırım o tur için önceden rezervasyon yapmalısın. Ona internetten bakabilir misin? Tamam. Aa, 12'de başlayan çoktan dolmuş. Saat 2'de başlayana rezervasyon yapabilir miyiz? Tabii, öğle yemeğinden sonra ona katılabiliriz. O zaman önce nereye gidelim? Müze mi, gözlem evi mi? Şehrin gece manzarasını görmek istiyorum. Kalede saat 4'e kadar kalsak, sonra hava karardıktan sonra gözlem evine gitsek? İyi fikir. Tamam, müzenin içindeki restoranda öğle yemeği yiyelim. Ondan sonra da kaledeki tur başlayana kadar hediyelik alışverişi yaparız. Tamam, süper bir plan. Bir adam ve kadın gezi güzergahlarını planlıyorlar. Şehri hangi sırayla gezecekler? Yarın hangi güzergahı seçelim? Ben müzeye, kaleye ve gözlem evine gitmek isterim. Ben yolda hediyelik de almak istiyorum. Müze 6'dan 8'e kadar açık, kale 9'dan 4'e kadar. Gözlem evi de sabah 9'dan akşam 9'a kadar açıkmış. Kalenin günde 2 kez özel rehberli turu var. 12'de ve 2'de. Bunlardan birine katılmak istiyorum. Sanırım o tur için önceden rezervasyon yapmalısın. Ona internetten bakabilir misin? Tamam. Aa, 12'de başlayan çoktan dolmuş. Saat 2'de başlayana rezervasyon yapabilir miyiz? Tabii. Öğle yemeğinden sonra ona katılabiliriz. O zaman önce nereye gidelim? Müze mi, gözlem evi mi? Şehrin gece manzarasını görmek istiyorum. Kalede saat 4'e kadar kalsak, sonra hava karardıktan sonra gözlem evine gitsek? İyi fikir. Tamam. Müzenin içindeki restoranda öğle yemeği yiyelim. Ondan sonra da kaledeki tur başlayana kadar hediyelik alışverişi yaparız. Tamam. Süper bir plan. Yeni çikolata ürünümüz için ambalaj tasarlamanı istiyoruz. İki ürünü birden piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Biri %30 kakao içeren tatlı çikolata, diğeri %80 kakao içeren bitter çikolata. Anladım. O %30 ve %80 rakamlarının dikkat çekmesini mi istiyoruz? Evet. Belki de onları ambalajın ortasına koyabiliriz veya farklı renkler kullanırız. Pekala. Tatlı çikolata için kırmızı bir kutuya siyah karakterlerle %30, bitter çikolata için ise siyah bir kutuya kırmızı karakterlerle %80 yazsak? He. Veya ikisi için de altın karakterler kullansak nasıl olur? Bence ürünün lüks imajını daha iyi yansıtır.
İyi fikir. Bence daha iyi görünmeleri için de karakterleri beyazla çerçevelemeliyiz. Tasarım düzeni olarak da kakao yazısını sol üst köşeye koysak, ortaya bir çikolata resmi, kakao oranını da sağ alt köşeye koysak olur mu? Evet. Ve lütfen kakao oranını büyük puntoyla yaz. Ayrıca ürün ismininkinden farklı bir yazı tipiyle ve daha kalın yazılsın. Anlaşıldı. Ambalajlar hazır olunca size e-mail ile bildireceğiz. Ambalajlar ne zamana lazım? Mümkünse bu haftanın sonuna kadar bitirebilir misin? Bu haftanın sonuna kadar... Tamam, elimizden geleni yaparız. Tasarım bölümü için çalışan bir kadın, Ar-Ge takımından arkadaşıyla konuşuyor. Doğru ürün ambalajını seçiniz. Yeni çikolata ürünümüz için ambalaj tasarlamanı istiyoruz. İki ürünü birden piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Biri %30 kakao içeren tatlı çikolata, diğeri %80 kakao içeren bitter çikolata. Anladım. O %30 ve %80 rakamlarının dikkat çekmesini mi istiyoruz? Evet. Belki de onları ambalajın ortasına koyabiliriz veya farklı renkler kullanırız. Pekala. Tatlı çikolata için kırmızı bir kutuya siyah karakterlerle %30, bitter çikolata için ise siyah bir kutuya kırmızı karakterlerle %80 yazsak? Veya ikisi için de altın karakterler kullansak nasıl olur? Bence ürünün lüks imajını daha iyi yansıtır. İyi fikir. Bence daha iyi görünmeleri için de karakterleri beyazla çerçevelemeliyiz. Tasarım düzeni olarak da kakao yazısını sol üst köşeye koysak, ortaya bir çikolata resmi, kakao oranını da sağ alt köşeye koysak olur mu? Evet. Ve lütfen kakao oranını büyük puntoyla yaz. Ayrıca ürün ismininkinden farklı bir yazı tipiyle ve daha kalın yazılsın. Anlaşıldı. Ambalajlar hazır olunca size e-mail ile bildireceğiz. Ambalajlar ne zamana lazım? Mümkünse bu haftanın sonuna kadar bitirebilir misin? Bu haftanın sonuna kadar... Tamam, elimizden geleni yaparız. Aralıktan Şubat'a kadar satışlarımız iyi gitti. Evet, sınırlı üretim ürünlerimiz iyi sattı. Ama Mart ayında çıkardığımız yeni ürün iyi satmayıp o ayki satışları aşağı çekti maalesef. Ekim'de ve Mart'ta satışlarımız yavaşladı. Genel olarak satışlarımız düzenli bir artıştaydı. Ama Ekim satışlarımız yılın ikinci yarısındaki en kötü aylık satış oldu. Biliyorsun, Ekim'de bu mahalleye rakip bir kafe açıldı ve ilk başta müşterilerimizi kendilerine çektiler. Müşterilerimizin bize geri döndüğünü görmek rahatlatıcı. Müşterilerimizin cinsiyet ve yaş verilerine bakarsak, müşterilerimizin yarısından fazlasını 20 ve 30 yaşlarındaki kadınlar oluşturuyor. Bu da müşterilerin devamlı gelmesini sağlamak için yeni kampanya fikirleri bulmamız gerektiği anlamına geliyor. Müşterilerimize her zamanki kahve ürünlerimizin yanı sıra daha fazla yan ürün önermeyi deneyebiliriz. Evet, ama müşterilerimizin %20'sini 20 ve 30 yaşlarındaki erkekler oluşturuyor. Onları cezbedecek hizmetler de düşünmeliyiz. Anladım. Mesela ücretsiz Wi-Fi hizmeti iş adamları açısından iyi olabilir. Peki, düşünelim. Kafe çalışanları satışları hakkında konuşuyorlar. Bakmakta oldukları grafiği seçin. Aralıktan Şubat'a kadar satışlarımız iyi gitti. Evet, sınırlı üretim ürünlerimiz iyi sattı. Ama Mart ayında çıkardığımız yeni ürün iyi satmayıp o ayki satışları aşağı çekti maalesef. Ekim'de ve Mart'ta satışlarımız yavaşladı. Genel olarak satışlarımız düzenli bir artıştaydı. Ama Ekim satışlarımız yılın ikinci yarısındaki en kötü aylık satış oldu. Biliyorsun, Ekim'de bu mahalleye rakip bir kafe açıldı ve ilk başta müşterilerimizi kendilerine çektiler. Müşterilerimizin bize geri döndüğünü görmek rahatlatıcı. Müşterilerimizin cinsiyet ve yaş verilerine bakarsak, müşterilerimizin yarısından fazlasını 20 ve 30 yaşlarındaki kadınlar oluşturuyor. Bu da müşterilerin devamlı gelmesini sağlamak için yeni kampanya fikirleri bulmamız gerektiği anlamına geliyor. Müşterilerimize her zamanki kahve ürünlerimizin yanı sıra daha fazla yan ürün önermeyi deneyebiliriz. Evet, ama müşterilerimizin %20'sini 20 ve 30 yaşlarındaki erkekler oluşturuyor. Onları cezbedecek hizmetler de düşünmeliyiz. Anladım. Mesela ücretsiz Wi-Fi hizmeti iş adamları açısından iyi olabilir. Peki, düşünelim. Buyurun, müşteri hizmetleri. Affedersiniz. Az önce siparişimi teslim aldım. Ama benim sipariş ettiğimden farklı bir ürün geldi. Özür dileriz. Tam olarak sorun nedir? 3 düğmeli bir ceket sipariş etmiştim ama 2 düğmeli bir ceket geldi.
Anlıyorum. Yanlış model göndermiş olmalıyız. Çok üzgünüz. Derhal ürünün değişimi yapabilmemiz için bize ürünü gönderebilir misiniz? Evet. Ayrıca bu tişört internet sitenizdeki resimden farklı. Böyle bir tişört istemiyordum. O yüzden onu da iade etmek istiyorum. Farklı olan nedir? Yakasız bir tişört bekliyordum. Yakası olan polo bir tişört geldi. Anladım. Etiketini kestiniz mi? Evet, kestim. Ama bu sitenizde olan resimdekinden farklı bir ürün. Hala iade yapabilir miyim? Beyefendi, bu tişörtün hem yakalı hem yakasız modeli mevcut. Sistemdeki bilgiye göre yakalı modeli seçmiş görünüyorsunuz. Öyle mi? Yanlış ürünü seçmiş olmalıyım o zaman. Ancak etiketi üzerinde olduğu takdirde ürünler değişim yapabiliyoruz. Ama etiket kesilmişse değişim yapmamız zorlaşıyor. Anladım. O zaman yalnızca ceketi değiştirebilir misiniz? Elbette. Hatamız için tekrar özür dileriz. Bir adam internetten aldığı ürün hakkında şikayette bulunuyor. Adam ürünü neyle değiştirecek? Buyurun, müşteri hizmetleri. Affedersiniz. Az önce siparişimi teslim aldım ama benim sipariş ettiğimden farklı bir ürün geldi. Özür dileriz. Tam olarak sorun nedir? 3 düğmeli bir ceket sipariş etmiştim ama 2 düğmeli bir ceket geldi. Anlıyorum. Yanlış model göndermiş olmalıyız. Çok üzgünüz. Derhal ürünün değişimi yapabilmemiz için bize ürünü gönderebilir misiniz? Evet. Ayrıca bu tişört internet sitenizdeki resimden farklı. Böyle bir tişört istemiyordum. O yüzden onu da iade etmek istiyorum. Farklı olan nedir? Yakasız bir tişört bekliyordum. Yakası olan polo bir tişört geldi. Anladım. Etiketini kestiniz mi? Evet, kestim. Ama bu sitenizde olan resimdekinden farklı bir ürün. Hala iade yapabilir miyim? Beyefendi, bu tişörtün hem yakalı hem yakasız modeli mevcut. Sistemdeki bilgiye göre yakalı modeli seçmiş görünüyorsunuz. Öyle mi? Yanlış ürünü seçmiş olmalıyım o zaman. Ancak etiketi üzerinde olduğu takdirde ürünler değişim yapabiliyoruz. Ama etiket kesilmişse değişim yapmamız zorlaşıyor. Anladım. O zaman yalnızca ceketi değiştirebilir misiniz? Elbette. Hatamız için tekrar özür dileriz.